Dishonored's E3 2012 fuarında ilk kez oyuncuların karşısına sunulmuş bir Arkane Studios yapımı gizlilik aksiyon oyunu. Teknik olarak bakıldığında absürt olayların yaşandığı saçma sapan bir olay örgüsü olan bir oyunmuş gibi gelebilir ilk bakışta. Fakat öyle bir durum söz konusu değil. Zamanında karantinanın başlarında yani 2020'nin yaz ayında ilk defa oynamıştım bu oyunu ve ilk deneyimimi de hiç sevmemiştim. Bunun başlıca sebebi muhtemelen oyunda çok fazla bir ilerleme kat etmemiş olmamdan kaynaklanıyordu emin değilim. Çünkü oyunun ilk bir iki saatine bakacak olursak gerçekten öyle ilgi çekici bir sunum barındırmıyor ilk saatlerinde. Fakat ikinci üçüncü saate açtıktan sonra oyun akıcılaşmaya başlıyor. Siz de yeni özellikler ve benzeri şeyler kazanıyorsunuz. Ayrıyeten de hikaye daha da netleşiyor dolayısıyla oyunda zevkli bir hal almaya başlıyor. Fakat 2020 yılında bu oyunu ilk oynadığında ikinci saatten pes etmiş ve sıkılıp bırakmıştım. Daha sonrasında ne zaman da hatırlamıyorum. Bir ara bu oyuna tekrardan bir girişeyim. Belki bu sefer daha çok ilgimi çeker demiştim. Çünkü o sıralar baya bir gizlilik oyunu açtığı çekiyordum. Gittim oyunu yüklerim, oynadım ve bitirdim. Ve evet gerçekten de bu sefer aşırı aşırı zevk almıştım bu oyundan. Peki o kısa zaman diliminde ne değişmişti? Zevklerim mi? Hiç emin değilim ama zevklerimin değişmediği kesin. Muhtemelen oyunun ilk saatlerinin oyuncunun ilgisini çekecek şekilde tasarlanmayışı sebebiyle kaynaklanan bir durumdu bu. Aynı Dying Light'ta da olduğu gibi. Peki bu oyunu benim için bu kadar sevdiren, benim için bu kadar özel yapan şey ne? Sanırdım bu kadar abartılacak neyi var? Öncelikle hikayesi aşırı sağlam yapılmış. Oyuncuya en basitinden anlatıyor hikayeyi ama oyuncuyu aptal yerine de koymuyor. Yani demeye çalıştığım şey şu, hikaye karmaşık değil. Oyunda da basit bir şekilde anlatılıyor. Temel hikayeyi zaten olay örgüsünden ve diyaloglardan sökebilirken hikayenin diğer unsurlarını etrafta topladığınız notlarla, ses kayıtlarıyla, defterlerle anlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Peki Dishonored'ın hikayesini ne diyecek olursanız şöyle söyleyebilirim. O oyunda Corvo Atono adında bir koruma askerini oynuyoruz. Bu ana karakterimiz aynı zamanda kraliçenin özel koruması. Kendisi kraliçe tarafından veba sebebiyle karanlığa bürünmüş şehrini hastalıktan kurtarmak amacıyla başka bir şehre gönderilmiş ve gittiği şehirde aldığı raporları çok geç olmadan sunabilmek için ana karakterimiz Korvo, şehre dönmesini planladığı tarihten iki gün önce şehre dönmüştür. Korvo, kraliçenin yanına gidip raporu ona teslim eder. Bu esnada karanlık suikastçılar İmparatoriçe'yi öldürür ve İmparatoriçe'nin kızı Emeli'yi kaçırır. İmparatoriçe'miz ölmeden önce bize git bakkaldan üç ekmek al, çocuklar aç kalmasın vesaire derken, muhafızlar gelir ve İmparatoriçe'yi bizim öldürdüğümüzü sanarlar. Muhafızlar bizi bayıltıp ertesi gün kafamızı vurmak amacıyla hapse atarlar. İsimsiz bir muhafızın bu yemek bir arkadaştan geliyor Korvo diye getirdiği yemeğin altından anahtarı aldıktan sonra isteğe bağlı olarak gizlice ya da aksiyona dalarak hapishanenin duvarını patlatıp kaçarız. Bu esnada Corvo'nun kraliçeyi öldürmediğini ve ona tuzak kurulduğunu bilen bir grup Corvo'nun kaçmasına yardım ederler ve hikaye böyle başlar. Şu noktadan sonra ana karakterimiz Corvo'nun hedefi İmparator içinin intikamını almak ve kızı Emily'i kurtarıp tahta geçirmek olur. Yani dediğim gibi bu hikaye oyunda çok basit bir şekilde anlatılıyor. Diğer oyunlarda olduğu gibi karmaşık ve kısa bir hikaye sunmaktan ziyade basit ve anlamı olan bir hikaye sunmak çok daha iyi bir seçenek olmuş şahsen. Oyunun ilk ilgi çekici noktası bu hikayesiydi. Karakterlerden zaten bahsetmiyorum. Belli başlı karakterler arasında bolca bir samimiyet kurduğunuzu söyleyebilirim. Her karakter elbette size samimi gelemez ama birçok karakterle yakınlık kurmanız olası. Bu da benim için artı bir etmen. Onun dışında oyunun başka güzel bir noktası olan mekaniklerinden bahsedelim. Oyunda silah kullanımının yanı sıra en önemli özelliklerinden biri olan özel güç kullanımı bulunuyor. Bu özel güçler sizin oyun boyunca topladığınız rünler yardımıyla açılıyor. İki rün karşılığı aldığınız bir özelliği 4 rün daha vererek ikinci seviyeye yapabiliyorsunuz örneğin. Şimdi böyle söyleyince şöyle düşünmeyin ki oyunda rün bulmak çok zor. Aslına bakarsanız hayır oyunda rün bulmak zor değil. Çünkü itemleriniz arasında rünlerin ve kemik tılsımlarının yerini gösteren bir kalp bulunuyor. Ne kadar uzaklıkta olduğunu falan bu kalp yardımıyla görebiliyorsunuz. Hazır konusu açılmışken de kemik tılsımlarından bahsedelim. Bu kemik tılsımları şöyle çalışıyor. Her kemik tılsımının farklı bir özelliği var. Atıyorum bir tanesi düşmanları size ateş ettiğinde mermilerinin genellikle ıskalanmasını sağlarken Başka bir tanesi de kullandığınız can tamlama iksirinin arada sırada tam bar doldurmasını sağlıyor gibi özellikleri var. Bu tılsımlar için başlangıçta 3 tane seçme hakkınız bulunuyor. Eğer ki daha fazla tılsım kullanıp daha güçlü olmak isterseniz de tılsım barı satın almanız gerekiyor. Tılsım barı satın almanız için oyunda bir tane dükkan var. Oraya gidip tılsım satın alabilirsiniz. Sadece tılsım değil o dükkandan rün, arbalet için ok, tabanca için mermi gibi bir sürü şey daha alabilirsiniz. Oyunda bunları almak için altına ihtiyacınız oluyor ve altın bulmak için çoğunlukla loot yapmanız gerekiyor. Loot yaparken seçme gibi bir şansınız pek olmuyor. Çünkü lootlarken çok fazla eşya, çok fazla nesne karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla siz ve eşya yığını olan yerde loot yaparken ne aldığınızı kontrol etmeden alma tuşuna abanıyorsunuz genelde. Aldığınız değerli bir şişe, iksir, para, vazo gibi şeyler otomatik olarak altına dönüşüyor. Bu da sizin kolayca dükkanda bir şeyler satın almanıza yarıyor. Buradaki tek aksiyon hatırladığım kadarıyla dükkana bir şey satamıyorsunuz ne yazık ki. Elinizde bulunan fazla ok olur, iksir olur vesaire şeyleri satma gibi bir düşünceleriniz olmasın yani. Evet tamam bu özellikler iyi güzel peki ya silah kullanımı nasıl? Oyunun başından itibaren oyundaki temel silahınız uzun bir kılıç. Ve ne yalan söyleyeyim bu kılıcı kullanması aşırı zevkli. Şahsen ben gizlilik sever birisi olarak çok zevk aldım kılıç kullanmaktan. Ha yer yer aksiyona girmek zorunda kaldım o kısımlarda da tabancayla veya hızlı hareketlerle güzel bir oyunu sergiledim diye düşünüyorum. Ha tabi gizlilik yapacaksınız tek seçeneğiniz kılıç değil. Az önce de dediğim gibi oyunda arbeletiniz bulunuyor. Bu arbelet için farklı tarzda oklar var ve bu arbeleti dükkanda yükseltebiliyorsunuz. Menzilini, gücünü, isabet etmesini falan geliştirince tadından yenmiyor. Onun dışında tabancanın vuruş hissi eh işte seviyesinde olsa da arbeletin vuruş hissi gayet oturaklı olmuş. Bunun dışında yere mayın gibi koyabildiğiniz ve düşmanınızın üstüne bastığında ona elektrik verip öldürdüğü bir alet bulunuyor. Ve grup halindeki düşmanlara karşı kullanabileceğiniz el bombası da bulunuyor. Oyunda elimden geldiği kadar gizli gitmeye çalıştığım için el bombasını çok kullandığımı söyleyemem. O yüzden pek verimini alamadım. Zaten bu oyunda en mantıklı giriş gizlilikle gitmek olacaktır. Bunun ilk sebebi oyunda aksiyona girdiğinizde çok kolay ölmeniz. Ben oyunları hızlı bitirmek ve incelemelerini hızlıca yazabilmek için son zamanlarda hep kolay modda oynuyorum ve kolay modda bile bu oyunda canınız çabuk çabuk bitebiliyor. Normal veya zor zorlukta oynadığınızı düşünürseniz aksiyona girmek asla mantıklı bir seçenek olmayacaktır. Hadi normal düşmanlar neyse de ileride bir de böyle ateş fırlatan robotlar falan çıkıyor onlarla baş etmek aşırı zor. Bu ilk sebebiydi. İkinci sebep ise oyunun finali ile alakalı biraz. Şimdi spoiler vereceğim eğer oyunu oynamadıysanız ve finali ile alakalı spoilerı duymak istemiyorsanız ekranda yazan dakikaya geçebilirsiniz. Oyunda yaptığınız eylemler finali etkiliyor. Oyunda çok fazla kişi öldürdüğünüzde karakterlerin diyalogları değişiyor ve final kötü sonla bitiyor. Kötü sonda Emily başa geçiyor ve halk birbirine giriyor. Her yer ölüm havuzuna dönüyor. Bu sebeple oyunda iyi son falan yapmak istiyorsanız mümkün olduğunca az insanı öldürmeniz gerekiyor. Ve bunu yapabilmeniz için de gizlilik kullanmak en mantıklı seçenek olacaktır. Gizlilikle düşmanların yanından sıyrılarak vesaire bir şekilde yine onları öldürmeden onları alt edebiliyorsunuz. Ha yer yere elbette öldürmeniz gereken birileri olacak tabi orası ayrı konu. Oyunun en güzel kısımlarından birisi olan bölüm tasarımlarından bahsetmek istiyorum biraz da. Oyunun bölüm tasarımlarının güzel olmasının başlıca sebebi oynanışta sunduğu serbestlikten kaynaklanıyor. Bir görevde ne yapacağınızı siz bir köpek misiniz gibi söylemiyor size. İsteğe bağlı olarak şunu öldür, şunu yap veya şunu yap diyor. Ya da tüm bu şeyleri yıkıp gidişatı kendiniz de değiştirebiliyorsunuz. Dishonored'ın oynanışta sunduğu bu serbestlik aşırı iyi bir şey olmuş. Her yapacağınız eyleme oyunun sizi söylememesi ve sizin isteğinize bağlı olarak olayların gelişmesi iyi bir olay. Tıpkı aksiyon ya da gizlilik fark etmek sizin ilerleyebildiğiniz gibi. Genel olarak güzel bir oynanışa sahip. Oyuncuyu da baymıyor. Mesela Call of Duty gibi bir oyun olsaydı size dümdüz şuraya git şunu al şunu yap derdi. Yani böyle bir oynanış yerine Dishonored'daki gibi serbest bir oynanışı kim tercih etmez ki? Şahsen ben bu kadar serbest bir oynanışa sahip olan oyun şu ana dek görmedim. Tabi seçim odaklı olan oyunlar da serbest bir oynayış sunuyor size. Karakterlerin diyaloglarını seçmek falan o da bir serbestlik. Ama tam olarak aynı şey denemez. Bunda hem yaptığınız eylemler hem diyaloglarınız hem kimi öldürüp öldürmeyeceğiniz de size bağlı. Birinde sadece diyalog odaklı bir serbestlik sunulurken bunda hem diyalog hem olay örgüsü odaklı bir serbestlik bulunuyor. Dishonored'ın en beğendiğim noktalarından birisi diyebilirim açık ara. Onun dışında oyunda belli başlı easter de bulunuyor. Tabi ne kadar dikkatli biri olursanız olun bu easter ve detayları fark etmeniz pek kolay olmayacaktır şahsen. Youtube'da designer easter egglerini gösteren bir video var. Oradan açıp izleyebilirsiniz merak ediyorsunuz. Oyun boyunca oynarken sık sık gördüğüm ama asla dikkat etmediğim şeylerin farkına vardım izlerken. Bir diğer kaliteli şey ise seslendirmesi. Oyundaki seslendirmeler çok oturaklı olmuş. Olabilecek en doğru karakterlere en doğru ses tonunda seslendirmenleri vermişler. Bu da hoşuma giden detaylardan biriydi bahsetmeden geçmeyeyim derim. En önemli başka bir kısma gelecek olursak yapay zekadan bahsedebiliriz biraz da. Yapay zeka çok iyi değil elbette ama yine de kaliteli. Oyuncuya aptal yerine koymamış oyuncular. Yapay zeka gayet oturaklı bana kalırsa. Girip de düşmanınızın görüş alanının içinde olursanız illaki sizi görüyor yani. Diğer oyunlarda olduğu gibi karanlıktan falan geçiyorsunuz diye görmemezlik yapmıyorlar. Son olarak grafik sunumundan bahsedelim. Tıpkı Wolfenstein oyunlarında olduğu gibi bir grafik sunumu bulunuyor Dishonored'da da. Zaten Arkane Studios'un belli bir çizim tarzı var biliyorsunuzdur. Bioshock, Prey gibi birçok oyununda böyle bir grafik tarzı kullanıyorlar. Aşırı iyi denemez. Optimizasyonu ise bu grafiklere göre pek iyi sayılmaz açıkçası. Hem yılına göre hem grafiklerine göre pek içi açıcı bir optimizasyonu yok. Geçtiğimiz günlerde bilgisayarın hard diskinin yanması ve power supply'ının bozulması sebebiyle bilgisayarımı değiştirdim ve artık RX 554 4 GB'lık bir ekran kartını kullanıyorum. Artık yeni çıkan bir sürü oyunu ve bir sürü sistem isteyen oyunu da oynayabiliyorum. Peki neye mal oldu? Hiçbir şey ya. Sadece 1 terabaytlık içinde çocukluk fotoğraflarımız, 80 GB'lik ödev klasörümün, resimlerinin birçok kurulum dosyasının bulunduğu hard disk yanında çok bir şey değil canım. Ve güncel bir bilgi verecek olursam bu saydığım 4 şeyi de kurtardık ama neyse. Konudan sapmayalım ve incelemeyi burada bitirelim. Dishonored şu ana dek oynadığım en iyi gizlilik oyunu diyebilirim. Evet Hitman'den olsun, Splinter Cell olsun, Nusrat Mayın Gemisi, The Game olsun bütün gizlilik oyunlarından daha iyiydi şahsen. Yani tavsiyem bu oyunu kesinlikle oynamanız lazım. Steam fiyatı 30 lira fakat indirimde 5-6 liraya falan düşüyor. Ben indirimdeyken aldım ve 9 saatte bitirdim oyunu. Pişman mıyım? Hayır değilim. Kesinlikle verdiğim paraya da değerdi.